Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber özellikle sigorta sektöründe köklü değişimlerin yaşanması bekleniyor. Yalnızca elektrikli araçlar için hazırlanacak sigorta poliçelerinin yapılması planlanıyor. Sigorta sektörü giderek yaygınlaşan elektrikli araçları için özel poliçeler çıkarmaya hazırlanıyor. Mevcut piyasada normalden %15 daha pahalı olan elektrikli araç sayısı artıyor. Bu araçlar biliyorsunuz teknolojileri itibariyle klasik araçlara göre farklı donanımlara sahip. Dolayısıyla bu araçların 2030 yılı itibariyle birçok firma tamamen elektrikli araca geçme yönünde eğilimleri var. Dünya genelinde satılan binek araçların yarısının 2032'ye kadar elektrikli olması bekleniyor. Buna bir de Türkiye'nin otomobili olarak adlandırılan elektrikli TOG da eklenince Türkiye'deki filonun hızla artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Elektrikli araçlardaki risk faktörü ise klasik araçlardan çok farklı. Ee, örneğin bataryalardan kaynaklı oluşabilecek riskler, e, şarj e, cihazlarıyla oluşacak riskler söz konusu olmakta. E, dolayısıyla bu e, farklar ve teknolojideki maliyetler e, primlere de yansıyacaktır.